Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 23 Nisan Perşembe. Öncelikle ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı kutluyorum. Bugün aynı zamanda bir yeni ay günü. Saat 05.25'te Üç derece boğa burcunda ay ve güneş kavuşumu gerçekleşiyor olacak. İstanbul'a göre de haritayı çıkardığımızda yükselenin koç burcu olduğunu görmekteyiz. Öncelikle A'nın haritasını incelediğimizde yeni ay birinci eve denk geliyor. Şiron'un Yükselen'le bir yakınlığının olduğunu görmekteyiz. Yeni aile Uranüs'ün ve Satürn'ün kontaklarının olduğunu görmekteyiz. Ve genel hatlarıyla incelediğimizde birinci evde olması yeni ayın beden bedensel özellikler yükselenle olan irtibatı nedeniyle Şiron'un işte sağlık sağlığın genel görünümüyle alakalı konular ve boğa burcu teması da dayanıklı olma istikrarlı olma sağlam durma dik durma etkisini barındırıyor yani şartlar aslında bakarsanız yine gündemimizi yansıtacak etkileri barındırıyor bununla birlikte Yeni aylar başlangıç etkilerini gösterirler. Ee, yükselen koç olması neticesinde Zodian birinci burcu ve başlangıçları temsil ediyor, e, ifade ediyor olması. Hani gündemde yeni şeyleri ya e, da yeniliklerin ön planda e, vuku bulacağını bize göstermekte. Şimdi diğer taraftan e, bir kere Uranüs etkisi bugüne kadar tutunduğumuz konular hususlar, bırakmamız gerekenler, yeni şeyleri denemek konularını gündeme getirecektir. Şimdi bu yeni ayı ile aldığımız zaman Satürn'den öncelikle bir kara aldığını görüyoruz. Hani mevcut şart ve koşulların hala kısıtlı olması, yine kısıtlanma güdüsünün ön planda oluşu e, ve bununla birlikte Uranüs'le olan kontağı da aynı zamanda bu kısıtlı şartlar ve koşullar içerisinde e, yeni şeyler denemek, farklı fikirler, marjinal çözümler bulma güdüsünün e, ve buna dair bir başlangıç etkisinin ön plana çıkacak olduğunu göstermekte bize. Bununla birlikte Boğa burcu teması materyale beşere dayalı konuları da gündemde tutuyor bize. Bir kere Yeni Ay yöneticisi Venüs ikinci evde parasal kaynaklar ve öz değerle ilgili bir hanede Yine gündemimizde parasal kaynaklar, ileriye dönük plan projelerimiz ve şartlarımızın devamlılığı hususunda bir şeyler başlatma güdüsünü gösteriyor aynı zamanda kısıtlanmayı hala görüyoruz dediğim gibi Satürn'den ama mevcut koşullarda yeni şeyleri deneyerek hayatı idame ettirme hususunu bu yeni ay bize yaşatacak gibi görünüyor. Satürn'ün yükselende olması e, sağlık koşulları ve konularıyla ilgili de e, bu tarz bir çözüm sürecine girilebilecek olduğunu göstermekte bize. Aynı zamanda güzel bir enerji var. Ay düğümlerinin bir desteği var bu yeni aya. Partiyle yakın bir açı yapıyorlar. Güney ay düğümünden, üçgen kuzey ay düğümünden de sekstil alıyor. E, özellikle işte Mars ve Venüs arasındaki güzel 120'lik ve 11. evden gelen özellikle işte pratik çözümlerin çevre Eden, e, sosyal grup ve derneklerden alınabileceği ve dayanışmanın ön planda olabileceğini gösteren bir etki. Hani Yeni ay teması hani gündemin üzerine biraz daha farklı çözümler, yenilikler mevcut belki kalıplaşmış, eskide kalmış işimize yaramayan hani bu sadece gündem için de değil özel hayatımızda da değerlendirebileceğimiz bir şey yaramayanları bırakıp o konfor alanından bir çıkarak yeni çözümler bulma güdüsünü tetikleyecektir. Ama Satürn etkisi hala tedbirli bir şekilde. Şartlar içerisinde görevimizi ve sorumluluklarımızı hem topluma olan da en iyi şekilde gerçekleştirerek ilerlememiz gerektiğini gösteriyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.